Herkese merhabalar. Ahmet ile Balık Günlükleri kanalıma hoş geldiniz. Şimdi yanımda Murat Ağdacı var. Onunla birlikte kefal balığının pişirme yöntemlerini, farklı pişirme yöntemlerini sizler için çekeceğiz. İnşallah güzel çekimler olacak. Çok farklı pişirme yöntemleri var. Onları size göstermiş olacağız. Şimdi Hayalbaz Butik Otel restorantı da var. Görmüş olduğunuz restoran. Burada çeşitli lezzetli deniz ürünlerini de yiyebilirsiniz. Murat Ağdacı arkadaşımız bu konuda uzman. Şimdi Hayalbaz'ın birazcık manzarasına bakalım. Çok güzel bir manzaraya sahip. İskele Mahallesi'nde adaya bakıyor. Tam büyük adaya bakıyor. Burası da İskele zaten. Çok güzel bir manzarası var. Gerçekten kalınabilir. Deniz ayaklarınızın altında. Bütün iskele ayaklarınızın altında. Burada akşam yemeğini yemeği bir düşünsenize bence çok güzel olur diye düşünüyorum. Murat Ağdacı arkadaşımızla, şefimizle görüşeceğiz. Şimdi Murat Bey, biraz özgeçmişinizden bahseder misiniz? Kısaca bahsetmek gerekirse Zonguldak Yeleli doğumluyum. Yıllardır İstanbul'dayım. İstanbul'un çeşitli yerlerinde çalıştım. Pandemi dolayısıyla bir Karaburun'la tanışma vasfına sahip olduk. Çok güzel bir yer, mükemmel bir yer. Tabii biz İstanbul'da kefal balığını çok böyle değerli bir balık olarak görmezdik ama buranın kefali gerçekten mükemmel ve bundan neler yapıldığını insanlarla paylaşma lüzumunu duyduk. Onun için de inşallah faydalı oluruz diye düşünüyoruz Ahmet Bey ile beraber. Evet, bence şöyle diyecek insanlar, ya kefal balığından bu da mı yapılıyordu? Şaşıracaklar biraz aslında. Evet. Çünkü çorbasından tutup da çok çeşitli pişirme yöntemlerini sizler için çekeceğiz, göstereceğiz. Bence güzel video olacak ve bizim Topan has kefalde Karaburun'da güvenilebilir bir eti var. Koku yapmaz. Kesinlikle körfez kefalarla karıştırmayın. Karaburun'a geldiğinizde kesinlikle Topan kefali yiyebilirsiniz. Gönül rahatlığıyla hiç koku yapmaz. İyi temizlendikten sonra her türlü yemeği de yapılabiliyor, pişirilebiliyor. Sizler için onu göstereceğiz. Topan kefal bizim Haziran ve Ekim ayları arasında geçer. Havyarı çok meşhurdur biliyorsunuz. Havyar kurutulur ve kurutulduktan sonra satılır. Onlar kahvaltıda ya da ısırılarak yenebilir. Bir 3-4 hafta kurutuluyor. Erkeği ve dişisi olur bunların. İşte dişisinden çıkıyor yumurta. Öbürkü erkek olduğu için normal. Süt olur onun karnında. Oradan anlıyoruz. Evet. Şimdilik biz yemeklere geçelim yavaş yavaş. Bu Topan kefalin ve has kefalden bakalım. Bütün neler yapılabiliyor? Hangi pişirme yöntemleri var? Onları Murat Bey'le yapacağız. Haydi biz geçelim. Görüşmek dileğiyle.